Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemi biraz ikinci ön eleme turu, Konferans Ligi oraya bağlı. Biraz orayla ilgileniyor Beşiktaş gündemde. O noktanın olduğunu söyleyebiliriz ama daha genel bir bakışla Beşiktaş'ın gündeminin de transfer olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biraz rakiplerinden geride mi kaldığı sorusunun bir şekilde ortadan kaldırılması açısından da Beşiktaş yönetiminin güçlü adımlarla yıldız oyunculara yöneldiğini söyleyebiliriz. Genellikle de Beşiktaş bonservisi elinde olan yıldız oyuncular üzerinden yürümeye çalışıyor. Bu manada neler yapılıyor, kimlere gidiliyor onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Bazen bu uyarılarımızı arkadaşlarımız ya sürekli uyarıyorsun diye söylüyorlar. Bu uyarılarımızın nedeni bu tür videoların YouTube tarafından öne çıkarılması için sizin beğenilerinizin önemli olduğunu vurgulamak. Keza aynı şekilde yorumlarınızın önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Tabii ki abone olarak verdiğiniz katkı da bizi mutlu ediyor daha fazla kişiye ulaşma açısından. Evet, hemen şimdi Beşiktaş'ın gündemine dönmek istiyorum. Şöyle bakalım Beşiktaş'ta neler oluyor diye bir bakmamız lazım. Öncelikle Saiz konusunda birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Yani Saiz'in sözleri gerçekten üzücü ve kırıcı oldu. Şöyle söyleyebiliriz, hani neden Saiz bu açıklamaları buradayken yapmadı da gittikten sonra yaptı sorusunun yanıtını vermesi lazım. Çünkü bu arkadan konuşmak çok daha kolay, işin daha basit tarafı, öyle söyleyeyim. İşte sorunları, Şenol Güneş takımda sorunlara neden oldu. İşte Şenol Güneş yüzünden ayrıldım. Sportif direktör, yani Ceyhun Kazancı'nın istifasını da kullanmış bu arada malzeme olarak. Herkes kendinden mesul. Saiz, şöyle söyleyelim, kendisini İngiltere'ye yollamadıkları için Beşiktaş takımıyla arasındaki bağı kopardı. Hiç boşuna başka bahane aramasın. Şimdi de gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Yolu açık olsun. Beşiktaş gibi bir camiadan ayrılırken böyle ayrılmak çok hoş bir davranış değil. Ayrıca ben zaten ayrılışlarda bu tür davranışların hoş olmadığını söyleyebilirim. Olabilir, anlaşamamış da olabilirsin ama Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum, hizmet verdim dersin, gidersin. Neyse, o tarafını bir kenara bırakalım. Beşiktaş'ta yine bir içeride iki tane sorun var. Bunlardan bir tanesi Ceyhun Kazancı belirsizliğinin devam ettiğini söyleyelim. İkinci önemli noktada, yani bu videonun yapıldığında devam ediyordu. İkinci önemli noktada böyle bir oyuncuların arasındaki ücret dengesizliği biraz rahatsızlık yaratmış gibi görünüyor. Söz gelimi Salih 8 milyon, Cenk 10 milyon, Mert Günok 8 milyon alırken Montero'nun işte Türk parasına çevirdiğimizde 25 milyon kazanmış olması biraz takım içi dengelerin bozulduğunu gösteriyor. 2024'te sözleşmesi sona erecek olan bu oyuncuların dengesini de Beşiktaş kulübü ayarlayacaktır. Yani burada olağanüstü bir durum yok. Şimdi şunu söyleyelim. Talişka konusu herkes bize de soruyor. Ne oluyor bu Talişka diye. Talişka ile ilgili gelişmelerin şu şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. El Nasır çok oyuncu transfer ediyor ve Talişka'yı da bu manada, hani yıldız olarak aldıkları Talişka'yı da gitmesine sıcak baktıkları oyuncular listesine aldılar. Henüz ne Beşiktaş için ne de başka bir takım için bir görüşme ya da anlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Ancak yani Talişka sanıyorum Ağustos ayının ortalarında daha böyle serbest oyuncu konumuna gelecek. Ama unutmamak gereken rakam 8 milyon euro. Ama Beşiktaş gözünü karartırsa böyle bir şey düşünebilir. Şimdi 3 süper yıldız için çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Ve santrofor bölgesine de yeni isimler, daha önce de gündeme gelen isimler üzerinden çalışılıyor. Çok fazla sizi bekletmeden hemen şunu söyleyeyim.
Alex Chamberlain, Alex Oxlade Chamberlain'dan bahsedelim. Biliyorsunuz merkez orta saha oynuyor Liverpool'lu oyuncu. Geçen sezon 13 maç oynadı, yani sakatlıkları var ve şu anda kulüpsüz. Dedim ya, Beşiktaş bu tür oyuncuları biraz daha önceliyor. 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş 2.2 milyon euro çarpı 3 yıl, yani 6 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardı. Kariyerinde de çok önemli maçlar oynadığını, Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA Avrupa Ligi, yani Liverpool'la kazanılan çok önemli başarılar var. Ama oyuncunun bir sakatlık sorunu olduğunu da söyleyelim. Şimdi Beşiktaş onunla ilgili bir sağlık raporu peşinde ki... İşte maalesef hani bir yandan onu söylüyorum ama bir yandan da şunu söylüyorum. Kulüpsüz oyunculara gidiyor ama bir yandan da Lianco'da olduğu gibi sakatlıklar sorun olabiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi tamamen oyuncunun sağlık raporuna bağlı. Onu özellikle vurgulayalım ki yani sonra oldu olmadı noktasına gelmeyelim. Yine iki tane oyuncudan bahsedeceğim. O yıldızların dışında bir oyuncu çok çok yaklaştı ama iki oyuncu var. Dodi Lukobakio'dan bahsedelim. Hertha Berlin'le küme düştü bu takım. 25 yaşındaki oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor. Sağ kanat oynuyor ki biliyorsunuz Beşiktaş'ın sağ kanatta Gezal'la ilgili önemli sıkıntıları var. Onu söyleyebiliriz. Yani bir türlü istenen performans olmuyor. Bir türlü sakatlıklardan kurtulamıyor. Lukobakio'nun da sadece Belçikalı oyuncunun sadece bir yılı var. 2024'te bitiyor. Almanlar 7 milyon euro istiyorlar o bir yıla. Ama Beşiktaş işte 3-3,5 civarında bir rakamla bitirmek istiyor. Geçen sezon 33 maçta 12 gol 5 asist gibi iyi bir performans sergilediğini söyleyelim. Yani yıldız sınıfından olmasa da önemli katkı verecek bir oyuncu olarak Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söyleyelim. Keza daha önce gündeme gelen bir oyuncudan bahsedelim. David Okereke'den bahsedelim. O da Cremonese ile küme düştü. Onunla ilgili de 25 yaşındaki oyuncu santrofor oynuyor. O da 6 milyon euro istiyor. Yani transferi için 6 milyon. 2025'e kadar çünkü sözleşmesi var oyuncunun. Onu özellikle söyleyelim. 38 maç 9 gol 3 asistle oynadı İtalya Serie A'da. Onu söyleyelim ama küme düştüğü için ayrılmak istediğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. David Okereke yine önemli oyunculardan bir tanesi. Şimdi daha önce söylediğimiz bir oyuncu var, Coutinho. Coutinho ile ilgili evet şu ana kadar sonuçlanmış bir durum yok ama Beşiktaş rakiplerinin bu atağına, işte Dzeko atağı ya da işte söylediğimiz gibi çok çok önemli oyuncular, Szymanski'ler, Tadic'ler, o atağa ya da Galatasaray'daki atağa karşılık olarak söyleyelim. Çok çok önemli oyuncular, yani Galatasaray'ın hamlelerine karşılık, Zaha hamlesine karşılık böyle bir atak yapmak istiyor Philip Coutinho ile. Geçen sezon 22 maçta bir golle oynadı Aston Villalı oyuncu. Kanat oynayabiliyor, sol kanat, ayrıca 10 numarada oynayabiliyor. Bu konudaki transferi bizzat Josef de Souza'nın takip ettiğini vurgulamak istiyorum. Bu arada bir isim daha, yani Türkiye'de artık çok konuşulduğu için, hani konuşulduğu için bir kez daha söylüyorum. Ben çok öne çıkartmıyorum ama Alexis Sanchez isminden de bahsedildi. Yani Aboubakar'ın bir numara olduğu yerde Alexis Sanchez iki numarayı kabul eder mi? Onu bilmiyorum. Şimdi bakın, David Okereke 25 yaşında. Yani bunu kabul edebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama böyle bir oyuncunun, yani kabul etme, Alexis Sanchez gibi bir oyuncunun kabul etme ihtimalini çok yüksek görmediğimi söyleyeyim. Şimdi şöyle devam edelim. Ante Rebić konusunda Beşiktaş çok istekli, arzulu. Milan 4-5 milyon civarında bir rakam istiyor. İşte maaşı 4,5 milyon euro. Yani bunu paylaşalım diyor. 2025'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Paylaşalım bunu diyor. Ama şu ana kadar bu konuda net bir geri dönüş alabilmiş değil. Ve Şenol Güneş de diyor ki artık benim 3 yıldız oyuncuyu alarak kadroma dahil etmeniz gerekiyor diyor. Yani biz bu şampiyonluk yolunda mesafe kat edebilmemiz için bunu yapmanız lazım. Bunlardan biri Ante Rebić, diğeri Coutinho. İşte bu isimleri bana bir an önce transferde
yapıp elime teslim etmeniz lazım diyor. Ve üçüncü oyuncu, daha önce menajeri Türkiye'ye geldi ve Türkiye'ye gelince, hatta şöyle gelince Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la transfer pazarlığı yapacak dendi. Bu oyuncu Lucas Moura'dan bahsediyoruz. Tottenham'ın oyuncusu, 30 yaşında. Menajerinin İstanbul'a geldiğini, pazarlıklar yaptığını söyleyelim. Biraz uçuk bir rakam istemişti menajeri. İşte imza parası 6 milyon isteriz, yıllık 5 milyon isteriz. Şimdi biraz daha ayakları yere basan, Avrupa'da kalmak için ayakları yere basan teklifler üzerinden görüşmeler devam ediyor. Tottenham'da oynuyordu oyuncu, 30 yaşında. Ve burada 3 milyon euro imza parası, 4 milyon euro 2 artı 1 yıllık sözleşme üzerinden bir pazarlık devam ediyor Beşiktaş'la. Hatta şöyle söyleyelim, pazarlığın ötesinde bir gerçek var ki temsilcisinin Beşiktaş'ı takibe aldığını da söyleyelim. Biliyorsunuz genelde sosyal medya takipleri o görüşmelerin bir uzantısı olarak algılanıyor. Geçen sezon 23 maçta 4 golle oynamıştı oyuncu. Yani oyuncuyla ilgili çok fazla şeyler söylemek mümkün değil. Yani Lucas Moura ismi bile Beşiktaş'ta çok etki yapabilecek bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii transferi bitirebilmek kolay bir iş değil. Kulüpsüz olması önemli bir avantaj. O da sağ kanat oynuyor. Bu arada tabii o sağ kanat oyuncularından daha böyle Luca Bacchio gibi daha no name bir isim mi, yoksa Lucas Moura gibi net bir isim mi? Beşiktaş da şimdi artık o net isimlere yöneliyor. Lucas Moura, Coutinho ve Ante Rebic. Bakın bunlar bir sol, sağ, sol kenar, sağ kenar ve 10 numara oynayabilecek 3 oyuncu. Bunlar Beşiktaş'ın bir şekilde level atlamasını sağlayacak önemli isimler. Bunun yanında işte santrofor'u yedekleyecek Okereke gibi, yine sağ kanatta Luka Bakio gibi, yani Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimlerin de gündemde olduğunu söyleyelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.